Güzel bir Ekim sabahında şu anda Çanakkale'den Gökçeada'ya geçmeye çalışıyoruz. Kabatepe'den düzenli olarak direkt feribot seferleri var Gökçeada'ya. Ama şu an klasik bir Ekim günü değil, 29 Ekim öncesi 3 günlük bir tatilin olduğu Ekim gününde olduğumuz için ne yazık ki sabah 8'de gelmemize rağmen 9 feribotuna binemedik. Ek sefer koyduklarını söylüyorlar ama o da giden vapurun gelmesiyle olacak. Dolayısıyla 1,5 saat gidiş, 1,5 saat dönüş, toplam 3 saatlik bir bekleme süremiz var. Normal düzenli seferlerde de sadece öğleden sonra 3'te var. Dolayısıyla 8 bile yetmedi. Siz artık 7'de mi gelirsiniz, 7,5'da mı gelirsiniz? Eğer özellikle böyle birkaç günlük tatil öncesi ise Ekim bile olsa erken gelmeniz gerekiyor. Bilet ücreti 50 TL araba başına. Onun dışında etrafta çok fazla aslında tarihi gezilecek bölge var. Anzak Koyu başta olmak üzere birçok anıt, şehit mezarlıkları ve güzel koylar var ama pek yürüme mesafesinde değiller. Dolayısıyla arabanızı buraya bırakıp bir şekilde oralara ulaşmaya çalışabilirsiniz sıra beklerken. Anzak Koyu yaklaşık yarım saat yürüyerek mesela buradan. Onun dışında küçük kafe gibi birkaç yer var. Oralarda da zaman geçirebilirsiniz. Ama en mantıklısı belki de gelip arabayı burada park edip içeride dinlenmek. Çanakkale'nin zaten bildiğiniz gibi suat dünyası oldukça zengin. Burada da dalış okullarının tekneleri var. Sanıyorum buradan dalış içinde tekneler kalkış yapıyor. Adaya ulaşmamız tahminimizden birazcık geç olacak ama yine de güzel bir gezinin bizi beklediğini düşünüyorum. Adada görüşürüz. İlk durağımız Eşelek Köyü'nün en yakınındaki koy olan Kefalos Plajı. Bu plaj yaz aylarında tabii çok tercih edilen bir plaj ama şu anda Ekim ayında olduğumuz için tamamen bize ait. Ayrıca kitesurfçilerin ve surfçilerin de tercih ettiği rüzgardan dolayı bir koy burası. Zaten burada da çeşitli eğitimler veren okullar var. Hatta şu an bile Ekim ayında bile az önce birileri eğitim alıyordu. Burada Eşelek Köyü'nün değişik bir hikayesi var. Aslında zamanında Çanakkale Biga'ya bağlı bir köy. Ama bir baraj yapımı sırasında sular altında kalıyor. Ve köyde yaşayan yerli halk buraya taşınıyor ve buradaki Eşelek Köyü'ne yerleşiyorlar. Hatta kendi camilerinin minaresini bile buradaki köye taşımışlar. Böyle de değişik bir hikayesi var. Hangi mevsim gelirseniz gelin, Gökçeada'da uğramanız gereken noktalardan bir tanesi Eşelek Köyü ve Kefalos Plajı. İkinci durağımız Gökçeada'daki Tuz Gölü. Yine Eşelek Köyü'ne ve Kefalos Koyu'na hemen yürüyerek 3-4 dakika uzaklıktaki Tuz Gölü'ndeyiz. Tabii yaz çıkışı olduğu için şu anda bayağı bir kuru. Ama değişik fotoğraflar, konsept fotoğraflar çekebilirsiniz burada. Demin bahsettiğim kitesurfçileri de arkamızda görüyorsunuz. Şu anda kimse olmamasına rağmen bir de burada yalnız başına takılan bir DJ arkadaş var. Ve o da bize eşlik etmiş oldu bu gezimizde. Sıradaki durağımız Zeytinliköy. Arkamda da buranın kilisesi, Agios Georgios Kilisesi'ni görüyorsunuz. Dini turizm için de gelip gezilen bir yapı. Hemen yanında da eski Rum İlkokulu var. Burası adanın nispeten bozulmadan korunmuş Rum köylerinden bir tanesi. Meydanında da daha sonradan Yunanistan'a önce gidip sonra tekrar buraya taşınan Rumların açtığı çeşitli kafeler var. Biz de onlardan bir tanesine oturacağız. En meşhurlardan bir tanesi de Barbaristo. Özellikle damla sakızlı muhallebi ve dibek kahvesi bu kafelerde tavsiye edilen yiyecek ve içecekler. Biz de şimdi Zeytinliköy'ün işlerine doğru ilerliyoruz. Zeytinliköy'ü adanın, Gökçeada'nın korunan 4 köyünden bir tanesi. Yaklaşık 50-60 kişi yaşıyor burada yaz-kış. Bunların da bir kısmı, birçoğu hatta Rum. Bunlardan demin bahsettiğim gibi meşhur olan kahve içip muhallebi yemeniz gereken yerlerden bir tanesi buydu. Ama baharda görüşürüz demiş kendisi. Sezonu kapatmışlar ama bunun gibi özellikle köyün meydanında birçok mekan var. Onlardan herhangi birinde deneyebilirsiniz. Hepsi gayet şirin görünüyor. Yukarı Kaleköy'deki İmroz Poseidon restorandayız. Gün batışı için geldik ama ne yazık ki kimseyi bulamadık. Burası da Ekim sonu olması sebebiyle kapanmış. Yaz aylarında çok güzel bir yer olacağını tahmin edebiliyorum. Hiç tahmin etmek zor değil. Yukarıdan çok güzel bir deniz manzarası ve güneş batışı var. Eğer sezonda geldiyseniz mutlaka akşamlarınızdan birini buraya ayırın derim.
Gökçeada'nın köylerinden bir tanesi olan Tepeköy'deyiz şu anda. Burada da meşhur Barba Yorgo şaraplarının olduğu yerin hemen önündeyim. Sezon dışında restoran kapalı ama şarap almak için gelebilirsiniz. Yorgo da çok tatlı biri. Gerçekten onunla muhabbet de keyifli. Bu köye de uğrayın. Zaten koylara giderken de ana yol üzerinde hemen. Burada hemen sağ tarafında Dianusos'u görüyorsunuz. Şarap tanesi. Onlar için de oldukça önemli. Burada şarap çeşitli olarak hem beyaz hem kırmızı şarap var. Bazıları Yunanistan'dan getirdikleri üzümlerle yaptıkları, bazıları da adanın yerel üzümlerinden yaptıkları. Kendi bağlarından topladıkları Gökçeada üzümlerinden yaptıkları şarapların üzümleri de hemen zaten restoranın yanındaki bağdan topluyorlar. Son olarak buradan alışveriş yapmak istiyorsanız yanınızda biraz nakit taşımayı unutmayın. Biz şimdi diğer köylerle yolculuğumuza devam ediyoruz. Adanın en batı ucundaki koydayız. Burası Gizli Liman ya da Saklı Liman olarak biliniyor. Bugün normalin aksine güneyden esen bir rüzgar olduğu için çok dalgalı. Bir cesaret edip girer miyiz denize dedik ama olamayacak. Uğurlu Köyü'nden hemen sahile çıktığınızda önce Uğurlu Plajı'na geliyorsunuz. Daha sonra sağa doğru en buruna doğru devam ettiğinizde de birazcık tepenin arkasından geçip sürprizli bir şekilde bu koya ulaşıyorsunuz. Hafif minik taşlı ama oldukça geniş bir kumsalı var. Yazında buradaki yerel halkın söylediğine göre denizi çok güzel, temiz, denize girilebilecek koylardan bir tanesi Gizli Liman. Sıradaki durağımız Las Koyu ve sanıyorum adanın en meşhur koyu da burası. Ana yolda kahverengi Las Koyu tabelasına döndüğünüzde yaklaşık 300-400 metre devam edip bu koya ulaşıyorsunuz. Böyle bir oyuntu içerisine kurulmuş değişik bir koy. Bir tane de böyle kafe gibi bir yer var. Yiyecek içecek alabileceğiniz, güzel manzarada oturabileceğiniz. Bu koy şu anda çok dalgalı görünse de aslında özellikle yaz sezonunda kuzey rüzgarları olduğu zaman çok sığıntı bir yerde kaldığı için çok düz ve sakin oluyor. Dolayısıyla yüzmek için tercih edilen koylardan bir tanesi. Eğer yüzülebilecek sezonda gelmediyseniz de kendi sandalyelerinizi alıp yiyecek içeceğinizi getirip rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz güzel bir koy, Las Koyu. Bugünkü gün batışında Bademli Köyü'nün tepelerindeyiz. Bir yeni Bademli var daha aşağıda. Bir de Bademli denilen daha çok taş biranın bulunduğu biraz daha eski Rum Havası Köyü'ndeki köydeyiz. Buradan da deniz ve aşağıdaki diğer köylerin manzarası çok güzel. Güneş zaten batışı için gelebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Şu anda bulunduğumuz yer Dimitri Restoran. Bunun dışında yine birkaç tane böyle otel kafesi restoranı var tepede. Hem böyle akşamüstü bir şeyler yiyip içebileceğiniz hem de güneşin batışını izleyebileceğiniz. Bugünü bitirirken son durağımız Kaleköy. Burası merkezden sonra en kalabalık yer. Çünkü aynı zamanda turistlerin de kalmak için, konaklamak için tercih ettikleri bir yer. Birçok otel, pansiyon, kafe ve restoran burada buluyor arkamda. Aynı zamanda Kaleköy'ün bir ufak limanı var. Ama Gökçeada'ya gelen feribot seferleri buraya değil, arka taraftaki Kuzu Limanı'na yanaşıyorlar. Aslında eski antik bir şehir olan Kaleköy, bugün de birçok taş binanın korunmasıyla, yapısının korunmasıyla dokusunu gözler önüne seriyor. Hemen karşısında da Semadrek Adası var. Şu anda hem biraz karanlık olduğu için hem de limandan dolayı göremiyoruz. Ama açık havalarda ada oldukça net buradan izlenebiliyor. Güneş batışı için de eğer tepede bir yere gitmek istemezseniz, deniz kenarında izlemek isterseniz yine Kaleköy bunun için de seçilmiş yerlerden bir tanesi. Kilisesinden gezimize başladık. Birazcık sokaklarında dolanalım. Burası ilginç bir köy, kısmen terk edilmiş bir köy. Eskiden yaklaşık 1500 hanenin yaşadığı aslında Gökçeada'nın ve Türkiye'nin en kalabalık köyüyken şimdi günümüzde yaklaşık 150 hane yaşıyor sadece. Ve şu anda yarısında Rumlar, yarısında Güneydoğu'dan gelen Türkler oluşturuyor nüfusun. İki yamaç arasında kurulmuş bir köy. Adada birçok eski Rum evi, taş Rum evi kalıntısı var. Otantik bir ortam. Özellikle de pek kimseler yokken gelirseniz güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz eski evlerin arasında.
köyde zamanında kendi sinemasına kadar birçok olanak varmış. Oldukça da gelişmiş bir köymüş. Ama şu an gördüğünüz halde. Adanın merkezinde Gökçeada Kent Müzesi'ndeyiz. Burada adanın kültürüne, tarihine, ekonomik gelir kaynaklarına, turizmin gelişmesine dair bütün bilgileri bulabilirsiniz. Geçmişten günümüze kadar ada halkı nelerle ilgilenmiş, hangi dönemlerden geçmiş, nasıl süreçler yaşamış, bununla ilgili fikir sahibi olabiliyorsunuz. Hem bazı eski kullanılan aletler, buradaki tarımsal çalışmalarda kullanılan gereçler burada sergileniyor. Onun dışında da duvarlarda da zaten neler yapıldığıyla ilgili, neler yaşadıklarıyla ilgili yazılar, bilgiler var. Giriş öğrenciler için 2,5 TL, tam girişi de 5 TL. Müzenin güzel yanlarından bir tanesi de sadece tarihi verilerle tarihi anlatmasının dışında kişilerden alıntılar yapılmış. Burada yaşayan halkın ağzından çıkan cümlelerle onların yaşadıkları duvarlarda yazıyor. Onları okumak da daha bir çok kendinizi adaya ait hissetmenizi sağlıyor. Gökçeada gezimizin sonuna geldik. Peki bu adayı gezmek için kaç gün gerekiyor? Aslında 2 günde her yeri, bütün köyleri ve koylarını, merkezini rahatlıkla gezebilirsiniz. Ama tabii yaz aylarında geldiyseniz, biraz daha denizlerde daha uzun vakit geçirmek istiyorsanız 3-4 gün belki kalınabilir. Biz birçok yere gittiğimizde olduğu gibi burada da yine özel bir etkinliğe denk geldik. Tabii bunun tarihi belli olması gerektiği gibi oldu ama Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla Gökçeada'ya veda ediyoruz. Herkesin buradan da Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 3 günün sonundayız. Hava da bize çok güzel davrandı. Ekim ayının sonunda olmamıza rağmen denize bile girdiğimiz bir tatil oldu. Ada oldukça keyifli. İsmi İmroz aslında, eski ismi ve rüzgar demek Yunanca'da. Ona rağmen bize o kadar da çok rüzgar yüzünü göstermedi. Hem keyifli günler için hem de bize sundukları için adaya çok teşekkür ediyoruz ve veda ediyoruz.